Hudeybiye ağacına götürdüler. Resul-i Ekrem'in mürşitler ordusundan Hudeybiye. Bir tepenin başında Hüzeyl kafirleri tarafından sarılmış, üç arkadaşlar öldürülmüş, üçü zincire vurulacağı zaman bir tanesi de baş kaldırmış, o da orada öldürülmüş. Zeyd ibn-i Desine ile Hudeyb Mekke-i Mükerreme'ye esir getirilmiş. Ve bir ara kapatılmış. Her gün yeme içme adına kendilerine eziyet edilmiş. Su istedikleri zaman dövülmüş, ekmek istedikleri zaman yine dövülmüş, dinlerinden vazgeçirilmek için lazım gelen her şey yapılmış. Ve idamlarına karar vermişler. Günlerce Mekke'de hapsettikten sonra idama karar verilmiş. Mekke'nin o güne göre karanlık sokaklarından, bir arkadaş diğer bir sokaktan, öbürü de başka bir sokaktan, mezbahaya doğru götürülürken boğazlanmak üzere, iki arkadaş yüz yüze gelir birbirlerine bakarlar. O sen evvel gidersen selam söyle, ben evvel gidersem selam söyleyeyim der. Ve dar ağacının altına götürürler. Günümüzde de olduğu gibi idamlığın son arzusu sorulur. Son arzusunu soruyorlar Hudeyb'in. Konuşuyorlar. O ise onların arasında kendisini dinleyecek bir insan araştırıyor. Bir aralık Ebu Süfyan yanına kadar sokuluyor. Şu dakikada Muhammed'in senin yerinde olmasını arzu eder miydin? Birdenbire yıldırım vurmuş gibi sarsılıyor. O da ne demek istiyor? Benim bir hıyanetimi mi gördünüz? Buna karşı ihanetini ifade eden bir davranışma mı şahit oldunuz? O da ne demek? Benim gibi binlerce Hudeyb'i felak olsun, fakat onun zülüfleri dağılmasın. Onun bu sözü ve bu coşkunluğu karşı tarafı öyle heyecana getirmiştir ki, ellerinde gayızla biledikleri hançerleriyle, mızraklarıyla üzerine saldırır ve bin yerinden belki kendisini delik deşik ederler. O ayaklarının bağı çözülür, aşağıya doğru yıkılırken başını yukarılara doğru kaldırır. Hiç de aşina bir çare görmüyorum. Ey Allah'ın Resulü! Bilseydim ona da seni anlatacaktım. Ama o aşina çareyi bulamadım. Allah'ın selamını Resuluna ulaştır. Sonuna kadar sadakat içindeyim. Mekke'de idam oluyor. Resul-i Ekrem Medine-i Münevvere'de mescidinin içinden. Bir aralık dizleri üzerine doğrulur. Ve gayba doğru nazarlarını diker. Ve aleyke selam ya Hubeyb buyurun. Ya Resulallah Hubeyb'e ne oldu? Hubeyb şehit ettiler buyurun. Oklarla mızraklarla üzerine gittiler. Ama Hubeyb'in içinde bir dert vardı. Hakkı birini anlatmadan gidiyordu. Bir gönle hakikati yerleştirmeden gidiyordu, derdi buydu. Siz devri risalet kanahi öyle kalbinize ve kafanıza koyun, yaşatın.